Evet, saygıdeğer hocalarım, hepinize tekrardan merhabalar. Okul öncesi eğitime giriş dersimizin son partıyla beraberiz. Burada saygıdeğer hocalarım yapacağımız şey, yaklaşımlar adı altında düşünürleri ve okul öncesinde görmüş olduğumuz bu hani yaklaşımlar oluyor diyor işte Reggio Emilia, High Scope, Head Start, Montessori gibi yaklaşımları da anlatacağız inşallah saygıdeğer hocalarım. Şimdi düşünürlere geçeceğiz. Düşünürler derken aslında şöyle bir şey söyleyeyim ben sizlere. Düşünürler aslında okul öncesi eğitimin tarihçesiyle de alakalı bir şey. Çünkü bazı düşünürler antik çağda, bazı düşünürler orta çağda ve bazı düşünürler de yeni ve yakın çağda karşımıza çıkmaktadır saygıdeğer hocalarım. Platon ve Aristo antik çağ düşünürleri arasında yer almaktadır. Orta çağda skolastik düşünce hakim olduğu için genel geçer bilgiler vereceğiz. Pek fazla bir düşünür üzerinden gitmeyeceğiz ama yeni ve yakın çağda da farklı farklı düşünürlerden bahsedeceğiz. Daha sonra yaklaşımlara geçeceğiz. Bu yaklaşımlar da bittikten sonra önemli noktalara ufak ufak değineceğiz ve soru çözümüyle hayırlısıyla ilk dersimizi sonlandıracağız hocalarım. Şimdi Platon'la başlayalım. İlkin Platon insanın gelişimini dönemlere ayırmıştır. Bu dönemler içerisinde bebeklik dönemi, kreş dönemi, temel dönem ve orta dönem olmak üzere 4 döneme ayırıyor insanın gelişim sürecini. Devlet adlı eserinde eğitimle alakalı görüşlerinden bahsediyor ve eğitimin nasıl olması gerektiğini de şu şekilde anlatıyor. Eğitim devletin çıkarlarına uygun olmalıdır diyor Platon saygıdeğer hocalarım. Bir diğer ismimiz Aristo. Aristo ise 5 ila 7 yaşına kadar çocukları okula almayın der. Çocukları 5 ile 7 yaşına kadar okula almayın der. İleride anlatacağız, hatta yanlış hatırlamıyorsam bahsedeceğimiz son düşünür buna karşı çıkıyor. Tam tersi bir fikir, bir sav ortaya atıyor. Neden bunları okula almayın diyor? Çünkü çocuk okula 5 ila 7 yaşından önce alınırsa okula karşı ne geliştirecek? Olumsuz bir tutum geliştirecek. Tutum geliştirecektir. Diyor burada Aristo. Aristo ailelerin eğitilmesini de savunuyor. Peki çocuk işte 5 ile 7 yaşına kadar okula gitmiyorsa okuldan önce ne yapması gerekiyor? Eğitimini ailede alması gerekiyor. Bu nedenle ailenin eğitilmesine vurgu yapıyor. Aristo eğitimi de şu şekilde taklit ve oyunlarla eğitimi aynı zamanda masallar ve hikayelerle de çocuğun evde ailesi tarafından eğitilmesi gerektiğini savunuyor. Taklit derken burada nasıl bir taklit? Hani ben yaptım sen benim yaptım aynısını yap gibisinden değil. Çocuk burada aslında ebeveynlerini taklit ediyor. Hani evcilik oyunları oluyor ya. Evcilik oyunları. Bu oyunlarda çocuklar ne yapıyor? İşte gelecekte bürünecekleri roller üzerine kendileri bir şeyler canlandırıyor. Taklitte de böyle bir yöntem söz konusu saygıdeğer hocalarım. Platon ve Aristo dediğimiz gibi antik çağ düşünürleri. Şimdi Rabelais üzerinden konuşalım. Bu da çocukların özgür bir biçimde düşündürmeye alıştırılmalıdır. Çocuklar özgür bir biçimde düşünmeye sevk edilmelidir diyor Rabelais. Montaigne'den de bahsedelim biraz. Ben Rabelais ve Montaigne'den hani sanmam soru geleceğini ama ola ki kaynaklarda çözdüğün zaman karşılaşıyoruz hocalarım. Buna dikkat etmemizde fayda vardır. Montaigne eğitim çocuğun özelliklerine özellikleri gözetilerek verilmelidir diyor. Montaigne'de görüşleri böyle hani biraz kısıtlı ele almışız. ÖSYM'nin soracağını zannetmiyorum ama hani siz gene de bilin saygıdeğer hocalarım. Geldik önemli bir şahsiyete. Comenius. Comenius'un saygıdeğer hocalarım iki tane eseri var. Büyük Didaktika ve Orbis Pictus. Büyük Didaktika saygıdeğer hocalarım eğitim ile alakalı temel görüşlerini açıklıyor. Eğitimle alakalı temel görüşlerinden bahsediyor Büyük Didaktika'da. Orbis Pictus ise özellik bakımından önemli çünkü çocuklar için hazırlanmış, yazılmış olan ilk resimli çocuk kitabıdır. Orbis Pictus. Comenius saygıdeğer hocaların tabi metodu kullanmaktadır. Ayrıca ne diyor Comenius? Latince eğitiminden de bahsediliyor. Sorularda denk gelirseniz eğer bunlar sizin için Büyük Didaktika, Orbis Pictus işte ilk resimli çocuk kitabı, tabi metot ve Latince eğitimi bunlar Comenius'un hocaların ayırıcı noktalarıdır diyelim. Diğer sayfamıza geçelim. Evet. Altıncı düşünürümüz John Locke. Şimdi John Locke'u zaten hepiniz az buçuk biliyorsunuzdur. Tabula rasa.
Yani boş levhadan bahsediyor. Mantığı, felsefesi nedir? Biraz bundan bahsedelim. John Locke'a göre insanlar doğdukları andan itibaren herhangi bir şeyle önceden bir işte akılla, bir fikirle, bir yetiyle dünyaya gelmemişlerdir. Tamamen boştur insan. Fakat çevresi tarafından işte belli başlı durumları yaşayarak, deneyimleyerek, saygıdeğer hocalarım John Locke, insanın öğrenebildiğini, aslında insan doğuştan boş bir hani levha olarak dünyaya geldiğini savunuyor. Eğitimin amacı mutluluktur der John Locke. Bu bizim için önemlidir. Ayrıcı bir noktadır. Hani ola ki gelirse soru, bu da verilir diye düşünüyorum. Tabula rasa da verilir hali hazırda, hani John Locke'la alakalı soru gelirse. Aynı zamanda John Locke duyuların eğitiminden de bahseder. Duyuların eğitiminden de bahsedecek başka bir düşünürümüz de var. Ona da değineceğiz birazdan hocalarım. Yedinci isimimiz Fenelon. Buraya hemen kodlamamızı yazmışız. Fenelon eşittir feminizm. Fenelon'un görüşleri şu şekilde hocalarım. Diyor ki hani toplumun içerisindeki erkek bireylerin ya da işte diğer bireylerin daha ideal kişiliğe sahip olmaları için annelerin eğitilmesi. Çünkü erkekler ya da kızlar, işte bebekler daha çok anneleriyle vakit geçirdikleri için daha yaşanılabilir bir toplum oluşturmak istiyorsanız kadınların eğitilmesi gerektiğini vurguluyor. Bununla alakalı da çalışmaları vardır Fenelon'un. Sekizinci ismimiz Jean-Jacques Rousseau. Biraz dolu dolu yer verdim Rousseau'ya. Çünkü bana göre bu senenin gelme ihtimali yüksek olan düşünürlerinden bir tanesi Jean-Jacques Rousseau. Onun çok güzel bir sözü vardır. Olursa, sınavda gelirse böyle bir sözüyle gelinebilir diye düşünüyorum. Sözümüz şu şekilde: erkenden çocuğun ruhuna gir, yoksa başkası girer der Jean-Jacques Rousseau. Burada neyi kastediyor? Hani aslında bizim düz mantık nedir? Ağaç yaşken eğilir. Yaşken eğilir mantığı vardır. Jean-Jacques Rousseau işte hani Aristo gibi, Platon gibi insanların gelişimini dönemlere ayırmıştır. Ama en ayırıcı nokta neresidir biliyor musunuz saygılar hocalarım? Önergenlik dönemi. Çünkü hiçbir düşünür Jean-Jacques Rousseau haricinde önergenlikten bahsetmemiştir. Böyle söyleyelim. Eğitimle alakalı görüşlerini Emile adlı eserinde yer veriyor. Emile eseri hayali bir erkek çocuğun işte hani eğitim sürecinden falan bahsediyor. Nasıl eğitilmesi gerektiğinden bahsediyor. Jean-Jacques Rousseau. Emile'de de böyle bir yöntem uygulamıştır Jean-Jacques Rousseau. Toplum Sözleşmesi adında da bir eseri vardır. Bunu da unutmayalım. Hani bu da ayrıcı bir noktalardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum sorularda gelirse eğer. Çocuklar doğuştan günahkar olduklarına inanmaz Jean-Jacques Rousseau. Çocukların doğuştan günahkar olduklarına inanmaz. Biliyorsunuz ki Hristiyan kültüründe vaftiz denen bir ne vardır hocalarım? İşte hani günah çıkarma, insanların dünyaya geldiklerinde günahla dünyaya geldiklerini savunur. Ancak Jean-Jacques Rousseau buna karşı çıkar. Vaftiz meselesinden de biraz bahsedelim. Mitolojik bir noktadır ama hani Hazreti İsa çarmıha gerildiği zaman ne oluyor? İşte hani bunu yapan insanlar olduğu için dünyaya gelen insanların günahla dünyaya geldiğini savunuyorlar ve vaftiz sayesinde bu günahtan maddi manevi arındırılmaya çalışıyor. Jean-Jacques Rousseau da buna değinmiştir, karşı çıkmıştır. Jean-Jacques Rousseau'nun felsefesinde bana balık verme, balık tutmayı öğret şeklindedir. Yani çocuğa bilgiyi direkt vermeyin. Çocuğun bilgiyi kendi kendisine elde etmesine ortam hazırlayın der Jean-Jacques Rousseau. Eğitimin özgür bir ortamda ve özgür bir şekilde verilmesi gerektiğini savunuyor. Aynı zamanda Jean-Jacques Rousseau tabiatçı, doğacı bir kişiliğe sahiptir Jean-Jacques Rousseau. Naturalist bir yapısı vardır. Jean-Jacques Rousseau hakkında bunları söylesek bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Dokuzuncu düşünürümüz Pestalozzi. Bu sene gelirse Pestalozzi'den de soru bekliyorum. Hani olay ki düşünürlerden soru sorarsa benim favorilerim Jean-Jacques Rousseau ve Pestalozzi'dir. Ama diğerleri de gelebilir saygıdeğer hocalarım. Dikkat etmemiz lazım. Pestalozzi ne yapmıştır? Çocuk üzerinde ilk bilimsel çalışmaları yapan bilim insanı olarak kabul ediliyor. Açık hava okulunu açmıştır. Bu da bizim için önemlidir. İşte hani Kuhn'un şarkısı eseri Pestalozzi'ye aittir. Hatta Kuhn'un şarkısı eseriyle alakalı bir ne yapalım? Bir bağlantı kuralım. Ritim ve dans eğitimde önemli yere sahiptir Pestalozzi için. Karma yaş gruplarıyla eğitimden bahseden ilk kişi diye geçer. Yaparak, yaşayarak öğrenme Pestalozzi için mevcuttur. Bunda yaparak ve yaşayarak öğrenmede başka bir isimden daha bahsedeceğiz, John Dewey'den. Pestalozzi'yi şu anlık bilmemiz yeterli. Duyuların eğitilmesi
gerektiğini savunuyor Pestalozzi. Pestalozzi hakkında bunları söylememiz yeterlidir diye düşünüyorum saygıdeğer hocalarım. Duyuların eğitilmesi hem John Locke'da vardı hem de Pestalozzi'de var saygıdeğer hocalarım, unutmayalım. Froebel. Şimdi geçen sene sınavda çıkmıştı. Kodlamamız bu şekildeydi. İngilizce'de flower çiçek demek. Flower eşittir Froebel. Hani isim benzerliğinden yakalamaya çalışmıştık. Sözü neydi? Öğretmen, bahçıvan, çocuk, çiçek. Froebel'ın sözü bu şekildeydi. Oyun ile eğitimi savunuyor saygıdeğer hocalarım. Kindergarten zaten hemen herkesin bildiği bir şey. Kindergarten çocuk bahçesi, çocuk yuvası anlamına geliyor. Anaokulunu açmıştır saygıdeğer hocalarım. Bu anaokulunda bulunan materyallerin kesinlikle doğal malzemeden olması gerektiğini savunuyor Froebel. Bu arada Giftgabe Froebel'a aittir. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda Froebel geometrik şekillerin de öğretilmesini savunuyor. İlk öğretilmesi gereken geometrik şekil ise çember ya da daire olması gerektiğini vurguluyor Froebel. Aynı zamanda özgürlükçü bir eğitim ortamı mevcuttur Froebel'ın okullarında diyebiliriz hocalarım. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Karşımızda John Dewey var. John Dewey biliyorsunuz ki ilerlemeci felsefenin babasıdır. Çocuk merkezli eğitimi savunur. Yani John Dewey için eğitim eşittir çocuğun kendisidir diyebiliriz. John Dewey hakkında bunları söylememiz yeterli. Geçen sene de geldi, bu sene de gelir, her sene gelir Maria Montessori. İtalya'nın ilk kadın tıp doktorudur Maria Montessori bildiğiniz üzere. İlk çocuk evi olan Casa de Bambi'yi İtalya'da açmıştır kendisi. Farklı yaş grupları ile karma yaş eğitimin verilmesinden bahseder. Oyuncaklar vardır bu Maria Montessori'nin okullarında, sınıflarında. Nedir bu oyuncaklar? Hata kontrolü içeren, hani daha çok tek bir amaca hizmet eden, yani kapalı uçlu, yaratıcılığı engelleyen ama çocuğa öğretilmesi gereken şeyi de öğreten oyuncaklar mevcuttur. Burada oyuncaklar tek tiptir ve tek bir gelişim alanını hedef almaktadır. Bundan dolayı dediğimiz gibi yaratıcılık yoktur. Maria Montessori'nin oyuncaklarında ya da materyallerinde kapalı uçlu materyaller kullanılıyor Maria Montessori'de. Maria Montessori için önemli olan bir nokta emici zihin ve özümleyici akıl kavramları vardır. Duyuların gelişimi, bu gelişim alanları önemlidir Montessori için. Duyuların gelişimi, kavram gelişimi, günlük yaşamda başarı ve akademik gelişim de onun 1, 2, 3, 4 tane gelişim alanını vurgulamaktadır saygıdeğer hocalarım. Jean Piaget gelişim dersinde bence üzerinde çok çok duracağımız için burada yaklaşımlar kısmında çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Jean Piaget'i ve Vygotsky sosyo-kültürel gelişim kuramının sahibidir biliyorsunuz ki Vygotsky. Piaget ve Vygotsky'de gelişim dersinden bahsedeceğim. Ve geldiğim son düşünürüme Quintilianus. Hatırlıyorsanız ilk başta Platon'dan sonra düşünürümüzü Aristo olduğunu ve Aristo'nun çocukların 5 ila 7 yaşına kadar okullara gönderilmemesi gerektiğini savunduğunu söylemiştik. Burada da Quintilianus ne diyor? 1 yaşından sonra çocukları okula almalıyız. Çocuklara niye 1 yaşından sonra okula almalıyız? Çünkü 1 yaşından sonra okula başlayan çocuklar okula karşı olumlu tutum geliştirir diyor. Çocuk okula her ne kadar geç başlarsa o kadar geç adapte olur. O kadar geç eğitim ortamına ısınır demiş aslında burada Quintilianus. Bu nedenden dolayı 1 yaşından sonra çocukların okula alınmasını vurguluyor. Aristo bunun tam tersi görüşteydi. Bunu da unutmayalım hocalarım. Çocukların eğitimi hikayeler, masallar ve oyunlarla gerçekleştirilmelidir diyor Quintilianus. Düşünürler kısmında bunlar bizim için yeterlidir. 15 tane düşünürden konuştuk saygıdeğer hocalarım. Bir sonraki videomuzda da önemli yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Bu yaklaşımları da bitirdikten sonra önemli noktalar, yani sınavdan gelebilecek nokta atışı bilgiler üzerinden konuşacağız. Daha sonra da 15-20 soruluk bir testimiz olacak. Bunu da uygulayacağız. Ve en sonunda ikinci dersimize geçeceğiz inşallah saygıdeğer hocalarım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Esenle kalın efendim.